Suriye'deki iç savaş bir dönüm noktasında. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler Suriye içinde çatışmasızlık bölgelerinde denetim yapacaklar. Kimilerine göre bu girişim başarılı olursa ülkenin geleceğiyle ilgili atılacak adımlar kolaylaşacak. Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de gözlem gücü kurarak inisiyatiflerini arttırırken Suriye'de kalıcı bir ateşkes için önemli adım atılıyor. Pasaport, Suriye'de tarafların geldiği nokta ve pozisyonlarını ele alarak savaşın sonu geliyor mu sorusuna yanıt arıyor. İç savaş başlangıç noktasında değil. 2011'de farklı amaçlarla yola çıkan ülkeler politikalarını revize ederek yeni stratejiler çiziyor. Suriye yönetimi ülkenin belli bölgelerindeki hakimiyetini arttırıyor. Bazı ülkeler Suriye'deki önceliklerini değiştiriyor. Suriye'de yıllardır süren savaş birçok ülke ve ülke dışı grupların yorulmasına neden oldu. Savaş boyunca ortaya çıkan beklenmeyen olaylar ülkelerin yaklaşımlarını da etkiledi. 2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaş tahmin edilmeyen bir noktaya doğru evrildi. Suriye'de farklı amaçlarla yola çıkan birçok ülke, devlet dışı grup ve Suriye yönetimi farklı noktalara vardı. Herkes yıllar içinde politikasını revize etmek durumunda kaldı. Çünkü masa başında yapılan planlar alanda yaşananlara uymadı. Hiç tahmin edilmeyen gelişmeler oldu. Bugün gelinen noktada Suriye'deki savaş bitmemiş olsa da taraflar bazı konularda eski politikasını bırakıp yeni duruma göre kendini konumlandırmaya başladı. Suriye'deki olan insanlık dramının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insanlık dramı olduğuna işaret ediliyor. Bütün bunlar tabii yaşanmışken Suriye'de durumun aynı olması imkanı yok. Belli başlı ülkelerin de Suriye'deki krizle, Suriye'deki iç savaşla başından itibaren ilgilenmiş başka ülkelerin de tutumlarında ufak tefek değişiklikler oldu. Ama genel olarak Rusya ile İran'ın tutumuna baktığımızda hala rejimin ayakta kalmasını, rejimin devam etmesini destekliyorlar. Ve bu konuda son de baştaki tutumları bugün de devam ediyor. Pek çok devlet taraf değiştirdi. Hem de birden çok kez. Hem Suriye'deki soruna Suriye'deki soruna müdahil olan devletler hem de Suriye'nin içerisindeki aktörler taraf değiştirdiler. Bunun nedenleri herhalde şöyle toplanabilir. Birincisi iç savaş hiç kimsenin kontrol edemediği ya da tahayyül edemediği bir yola doğru evrildi. İkincisi başlangıçta rejim daha güçlüyken 2013-2014'e geldiğinde artık rejimin yıkılmasının zaman meselesi olduğu düşünülüyordu. Ve bazı devletler buna göre de pozisyon aldılar. Suriye'de akan kanın durması, ihtilafın siyasi çözümle sona erdirilmesi fırsatıyla şu anda karşı karşıyayız. Kazakistan'ın başkenti Astana, Suriye Savaşı'nın kaderini belirleyen başkentlerden biri. Astana'da bir araya gelen Rusya, Türkiye, İran ve muhalifler önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu mutabakat işlerse Suriye'nin geleceğinde önemli rol oynayacak.
Suriye'de çatışan taraflar arasında güven arttırıcı önlemler geliştirmek üzere düzenlenen Astana toplantılarında ülkenin çeşitli noktalarında çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına karar verildi. Bu karar hayata geçirildi. Gözlemci kuvvetlerin asıl görevi rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve ateşkes ihlallerini izlemek olacak. Gözlemci kuvvetlerin faaliyetlerinin eş güdümü 3 garanti ülke arasında oluşturulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından sağlanacak. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen toplantıda daha önce öngörüldüğü gibi İdlib çatışmasız bölge ilan edildi. Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu'ndan askeri güçler bu bölgedeki çatışmasızlık anlaşmasının uygulanmasını kontrol edecek. İdlib'in belli noktalarına konuşlanacaklar. Türkiye'den sayıları 500'e kadar varabilecek bir askeri güç burada görev yapacak. Tıpkı Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında işlev gören mavi bereliler gibi ihlalleri gözlemleyecek, rapor edecek ve kendi destekledikleri grupların süreci tıkamasının önüne geçmeye çalışacak. Türkiye bir anlamda İdlib'deki muhaliflerden sorumlu olacak. Türkiye, Rusya ve İran'ın bölgede asker bulundurması ve ateşkesin uyulduğunun hem rejimin hem muhalif güçlerinin denetlenmesi yönünde bir karar alındı. Şimdi bunun uygulamasına geçiliyor. Tabii İdlib bölgesi sorunlu bir bölge. Yani burada özellikle El-Kaide bağlantılı grupların fazla hakim olması nedeniyle bazı sorunlar yaratıyor. Astana aslında bir şekilde Rusya, Türkiye ve İran gibi sahada etkili olan 3 ülkenin bir araya gelerek oluşturmaya çalıştığı bir süreçti. Ve şu ana kadar belli bir başarı da elde ettiğini görebiliyoruz. Çatışmazlık bölgelerinin oluşturulması ve bunun ülke sahasında yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atıldı. Gerçekten İdlib'de de diğer bölgelerde olduğu gibi bir çatışmazlık bölgesi oluşturulabilirse Suriye'nin geleceği adına daha olumlu bir senaryodan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Astana süreçleriyle rejime karşı silahlı bir yolla rejim değiştirme sürecinin bir gayrimeşrulaştırma sürece dönüştürmesi oldu. İkincisi, her ülke artık Astana sürecinde hedef küçülterek kendisi için öncelikli olan daha butik başlıklarda sonuç elde etmeye çalışıyor. İşte bu nedenle zaten Türkiye bu ölçekte bir İdlib vurgusu yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada Astana belki de Suriye'deki duruma ilişkin en ciddi proje. Çatışmaların sona erdirilebilmesi ve sonunda bir siyasi sonuca ulaşılabilmesi için en ciddi proje olarak karşımıza çıkıyor. Ama hala onda bile çatışmasızlığın ortaya çıkarılması ve sonrasında siyasal çözüme yönelebilmesi için daha bir miktar yol gidilmesi gerekiyor. İmzalanan mutabakat çerçevesinde çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının ilk amacı insani yardım ulaştırılması. Açılacak yardım koridorlarıyla gıda ve tıbbi malzemenin taşınması da amaçlanıyor. Ulaşılmak istenen diğer bir amaç da savaş nedeniyle zarar gören yerlerde altyapı yatırımlarının başlatılması. Böylece varılacak bir siyasi uzlaşmayla savaşın sona erdirilmesinin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının da hızla başlatılması öngörülüyor. Ayrıca bu bölgelerden ayrılan sivillerin de geri dönmeye başlaması da ulaşılmak istenen hedefler arasında. Silahlı muhalif gruplar içinse anlaşmanın en önemli kısmı Rusya ve Suriye'nin hava operasyonlarının durdurulması. Böylece hem silahlı grupların elinde bulunan yerlerde sivil kayıpların engellenmesi hem de son zamanda sahada önemli mevzi kaybeden muhaliflerin daha da zayıflamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Türkiye, Rusya ve İranlı diplomatlar Suriye iç savaşındaki çatışmasızlık bölgelerine bir yenisini eklemek üzere anlaştı. Buna göre 3 ülke 500'er asker görevlendirerek İdlib'deki ateşkese uyulmasını sağlayacak, ihlalleri denetleyecek. Gözlemci kuvvetlerin asıl görevi rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olabilecek ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlandı. Rusya ve İran Suriye güçlerini denetleyecek. Ankara ise muhalif gruplardan sorumlu olacak. Yani Ankara, muhalif güçlerin
Esad güçlerine saldırmamasını sağlamak üzere taahhüt altına giriyor. Hedeflenen geçici bir ateşkes durumu, rejimin diğer bölgelerdeki, yani İdlib dışındaki bölgelerdeki çatışmasızlık alanlarına baktığımız zaman zaman içerisinde bunların rejimin kontrol sahalarına entegre edildiğini görüyoruz. Ya da entegre edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle İdlib'in de nihai olarak böyle bir yöne doğru evrileceğini söyleyebiliriz. İdlib civarındaki bölgelerde, özellikle de bu Şii köylerde, burada denetimi İran sağlayacak gibi gözüküyor. Rejimle muhalifler arasındaki hatlardaki denetimi Rusya sağlayacak gibi gözüküyor. Muhaliflerle HTŞ veyahut da El Nusra gruplar arasındaki hatları da Türkiye gözetleyecek gibi gözüküyor. Aslanlı'nın temel felsefesine baktığımızda önce geçici sürelerle ateşkesin tahkim edilmesi, ardından bunun üzerine ise kalıcı bir ateşkes ve nihayetinde siyasal bir çözüm ortaya konabilmesi. Bu açıdan İdlib meselesi de çok önemli. Şu anda muhaliflerin rejimle çatışma potansiyeli olan en önemli bölgelerden bir tanesi İdlib. Dolayısıyla bu bölgede gerçekten bir çatışmazlık ortamı sahici bir şekilde oluşturulabilirse, bundan sonra bunun üzerine eğer Rusya, İran ve Esad rejimi de samimi bir şekilde bu sürecin parçası olmaya devam ederlerse bir siyasal süreç işleyebilir diye düşünüyorum. Astana'da yapılmak istenen Suriye'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesini sağlamak. Çünkü ateşkes kalıcı hale gelirse tabii ki işte barış görüşmeleri için bir zemin hazırlanmış olacaktır. Astana'da zannediyorum son olarak 3 ülkenin Rusya, Türkiye ve İran'ın yapmak istedikleri, yapmaya çalıştıkları ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Bu çatışmasızlık bölgeleri, kurulan 4 çatışmasızlık bölgesi de ateşkesin kalıcı hale gelmesine yönelik girişimler. İlk çatışmasızlık bölgesi Ürdün sınırındaki Dera ve Kuneitra eyaletlerinde oluşturuldu. Amerika ve Ürdün ateşkesin izlenmesi için ortak bir merkez kurdu. İkinci çatışmasızlık bölgesi Şam'ın kuzeyinde Doğu Guta bölgesinde. Bunun için de Rusya desteğinde Suriye hükümeti ve burayı kontrol altında tutan Ceyşül İslam'la Feylek El Rahman grupları arasında uzlaşmaya varıldı. Rus ordusunun yanı sıra Suriye polisi de ateşkesi denetlemeyi sürdürüyor. Üçüncü çatışmasızlık bölgesi de Humus'un kuzeyinde ilan edildi. Astana'da üzerinde anlaşmaya varılan son çatışmasızlık bölgesi İdlib oldu. Daha önce 3 bölge konusunda anlaşmaya varılmıştı. İdlib, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu bölge Türkiye sınırının hemen yanı başında ve Hatay iline komşu. Bunun dışında Hama, Humus ve Laskiye'de çatışmasızlık bölgeleri var. Buralarda 2,5 milyona yakın kişi yaşıyor. Birinci bölge sayılan yer İdlib eyaletinin tamamı, Laskiye eyaletinin kuzeydoğusu, Halep eyaletinin batısı ve Hama eyaletinin kuzeyi. Buralarda da 1 milyon kadar sivilin yaşadığı belirtiliyor. Bu bölgede ağırlıklı olarak cihatçı örgütlerin elinde bulunuyor ve çatışmasızlık bölgeleri içinde ülkenin geleceğinde rol oynayacak en önemli yerlerden birisi İdlib. Özellikle tabii yani bakarsanız 4 tane çatışmasızlık bölgesini, diğerleri daha küçük ve oradaki muhalif gruplarsa daha farklı. Ama esas tabii İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi bizi ilgilendiren, bizim sınırımızdaki hem daha büyük bir bölge hem de son derece karmaşık bir bölge. Bölgeler aslında muhalif gruplarla rejim arasında çatışma çıkmasını engellemeye yönelik bir takım gözlem ve devriye misyonlarına dayanıyor. Bir takım karakollar kurulacak, gözlem yerleri kurulacak. Bunların muhalif gruplarla rejim arasında bir sorun olduğunda onlar arasına girecekler ya da çatışmayı ya büyümeden engelleyecekler ya çatışma çıkmadan engelleyecekler. İran'ın etkisi altında olan gruplar var. Rusya'nın etkisi altında olan gruplar var ve Türkiye'nin etkisi altında olan gruplar var. Bunları birlikte düşündüğünüz zaman her biri kendi rolünü mümkün olduğunca iyi oynayabildiği sürece çatışma mümkün olduğunca azalabilecektir. Bu üçü arasındaki en zor noktada olan aktörün ben Türkiye olduğunu düşünüyorum. Şu nedenle oradaki HTŞ yapısı veyahut da ana gövdesi El Nusra'nın oluşturduğu HTŞ yapısı
son derece güçlü bir yapı. Muhaliflerden, diğer muhaliflerden, ÖSO bileşimlerinden çok daha güçlü bir yapı ve orada çatışma ihtimali yüksek bir noktadan bahsediyoruz. İdlib başından beri El-Nusra liderliğindeki Selefi gruplara ev sahipliği yapmış bir bölge. Bazı yorumlara göre sivillerin sayısının yüksekliğinin yaratacağı insani dram nedeniyle de askeri operasyonların güç olacağı bir bölge burası. Bu nedenle ne Rusya ne de Suriye ordusu İdlib'de Halep'tekine benzer aylar hatta yıllar sürecek zorlu sokak savaşlarına girmek istiyor. İstenen görüşmeler yoluyla bir çözüm sağlamaya çalışmak. Suriye İç Savaşı'nda onlarca muhalif örgüt ortaya çıktı. İlk başlarda bu örgütler yelpazesinin bir ucunda radikal İslamcı örgütler, diğer ucunda görece daha ılımlı yapılanmalar vardı. Yıllar içinde radikal örgütler, ılımlıları deyim yerinde ise sahnenin dışına attı. IŞİD, El-Kaide gibi örgütler ve bunların uzantıları belli yerlere hakim oldular. IŞİD Rakka'da şimdi sıkışmış durumda. Halep'ten çıkarılan örgütlerin toplandığı yerlerin başındaysa İdlib geliyor. İdlib'de kontrol, El-Kaide'nin Suriye kolu sayılabilecek Heyet Tahrir El-Şam adlı örgütte. Muhalifler açısından da meseleyi aldığımız İdlib içerisinde çok parçalı bir yapı olduğunu görüyoruz. Birçok grup var. Türkiye'ye müzahir gruplar var. Türkiye'nin karşısında olabilecek potansiyele sahip gruplar var. Bunların başında da Heyet-i Tahrir-i Şam geliyor. HTŞ yapılanması Aslan'ın sürecine dahil olmayan bir yapılanma ve Aslan'ın sürecini tanımadığını, bunun Suriye muhalefeti adına, Suriye devrimi adına bir tehdit olarak gören bir yapılanma. Türkiye'nin bölgeye girmesini de istemiyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'den yönetilmesi gerçekten önemli, ciddi riskler barındıran bir süreç var. Burada özellikle HTŞ'nin tavrı süreci belirleyecektir diye düşünüyorum. Türkiye ile yakın ilişkide olan grupların Türkiye'ye sorun oluşturacağını sanmıyorum. Bunlar uzun süredir Türkiye'deler zaten. Bir kısmıyla Fırat Kalkanı bölgesinde de birlikte çalıştı Türkiye. İdlib içinde uzun süredir bunların nasıl hareket ettiğini biliyoruz ve tanıyor Türkiye. Onlar da Türkiye'yi tanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye yakın olan muhalif grupların Türkiye için bir risk oluşturacağını söylemeyebiliriz. Ama İdlib'deki tüm gruplar Türkiye'ye karşı eşit mesafede mi? Hayır değil. Türkiye'yle sorunda olanlar var. Yani daha çok herhalde rejimle muhalif grupların çatışmasının engellenmesi hedef alınıyor. Ama tabii El-Nusra'nın bu bölgelerde hakim olması, El-Nusra'ya bağlı olan, El-Nusra ile ilişkili örgütlerin bu bölgelerde güçlenmesi durumu biraz daha karmaşık hale getiriliyor. Çünkü buraların El-Nusra tipi onunla bağlantılı örgütlerden temizlenerek Özgür Suriye Ordusu'nun veya daha ılımlı muhalefetin kontrolüne geçmesi herhalde ilerisi için, yani Suriye'de nasıl reformlar yapılacağı, Suriye'nin geleceği ne olacağı konusunda önemli bir mesafe. Türkiye, İran ve Rusya'nın imzaladığı mutabakat metnine göre 2016'da adını Şam'ın fetih cephesi olarak değiştiren ve El-Kaide'den ayrıldığını duyuran Nusra cephesi ile son süreçte başka cihatçı gruplarla birlikte kurduğu Heyet Tahrir el-Şam ve DAEŞ ise ateşkes anlaşmalarının kapsamının dışında tutuluyor. Öte yandan muhaliflerle rejim arasındaki beklenti farkı kapanmış değil. Muhaliflerin bir kısmı Esad'ın gitmesi ısrarından alandaki kayıplarına rağmen vazgeçmiş değil. Diğer yandan bir başka savaşta DAEŞ'e karşı veriliyor. Deir el-Zor'daki gelişmeler de bunun önemli bir örneği. Suriye ordusu uzun süre sonra Derzor'daki kuşatmayı kırdı. Bu hamle Şam'ın ülkenin doğusuna yeniden hakim olabileceğini gösterdi. Yorumculara göre Suriye yönetimi şu anda 2015'te Rusya'nın sahaya doğrudan indiği dönemden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor.
Suriye'de Esad yönetimi ülkenin önemli bölümünde üstünlük sağlamış gibi görünüyor. Coğrafi olarak küçük ama temsil olarak önemli yerler buraları. Şimdi gözler birkaç noktaya çevrildi. Bu noktalardan birisi batıdaki İdlib. İdlib'deki durum çatışmasızlık bölgeleriyle hem Suriye yönetiminin hem de cihatçı ağırlıklı muhaliflerin geleceğini şekillendirecek. İkincisi ise doğudaki Rakka. Buradaki gelişmeler IŞİD sonrası ne olacağını gösterecek. Suriye yönetimi Derzor'u aldıktan sonra Rakka'ya yürüyebilir. Buradaki Suriye Demokratik Güçleri ve YPG ile dolayısıyla Amerika ile karşı karşıya gelebilir. IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği bölgeler çok daralmış vaziyette. Ve sadece bu Rakka ve Derzor, Fırat Nehri üzerindeki iki önemli şehir. İşte Rakka'yı bu terör örgütü kendisinin başkenti filan olarak da tanıttığı için çok duyduğumuz bir isim. Ama Derzor da çok önemli çünkü şu bakımdan önemli. Derzor'un kırsal bölgelerinde petrol kaynakları var. Rejime bağlı güçlerin Humus üzerinden doğudan bir şekilde Derzor'a ulaşmış olması ve DAEŞ'in buradaki ablukayı kırmış olmasından sonra bölgede ciddi bir gelişme yaşandı. Adeta Derzor'u daha önce kim ele geçirecek yarışı başladı. PYD-YPG güçleri SDG çatısı altında Haseki'den güneye doğru Derzor'a doğru ilerlemeye çalışıyor. Rejim de Fırat'ın doğusuna geçerek özellikle Derzor'un kırsal bölgesi ve petrol kaynaklarının yoğun olduğu bölgeyi ele geçirme çabası içerisinde. Rejimin Derzor'u kontrol etmeyi başarabilmesi, en azından Derzor'un kritik bölgelerini kontrol etmeyi başarabilmesiyle birlikte Rakka'nın güneyindeki unsurlarını da dikkate alacak olursak, orta ve uzun vadede Rakka'da beklenenden farklı bir senaryo ortaya çıkması mümkün. İdlib'e gelindiğinde İdlib'de daha bir anlaşma yok. Rakka'da, Derzor'da, Halep'te, Şam'a bağlı banliyölerde, Hama'da, Humus'ta aslında bu yerlerin kaderini belirleyen oralarda yaşanan çatışmalar oldu. İdlib'de de muhtemelen bu çatışma yaşandıktan sonra İdlib'in kaderi belli olacak. Türkiye ve Rusya garantörler olarak çatışmasızlık durumunun takibini birlikte yapacaklardır. Suriye sahasında pek çok şey Türkiye'nin Moskova ve Tahran'la işbirliği yapmaya başlamasıyla hızlandı. Öte yandan Amerika liderliğindeki koalisyonun 2011'den bu yana çözüme ulaşmayan Cenevre görüşmeleri süreci yerini Astana mutabakatına bırakmış durumda. Türkiye ile Rusya'nın çabalarına Birleşmiş Milletler de destek veriyor. Bu iki ülke İran'la birlikte ateşkes bölgeleri oluşturdu. Şimdi yeni gözlem gücüyle bu mutabakat daha sağlam temeller üzerine oturtuluyor. Türkiye'nin sorumluluğu artıyor. Suriye krizinin yönetiminde Türkiye artık başka ülkeler gibi başlangıçtaki noktasında değil. Gelişmelere bağlı olarak politikasını revize etti. YPG-PYD tehdidi şu anda Esad yönetiminin yerine geçmiş durumda. Rusya ile olan ilişkilerin tamiri yolunda atılan adımlar, Astana sürecine destek veren Ankara'yı sorunun çözümünde dikkate alınması gereken bir aktör haline getirdi yeniden. Böylece kendi çıkarları kadar temsil ettiği bir ölçüde garantörlüğünü üstlendiği muhalif cephenin de çıkarlarını koruyabilecek bir pozisyon elde etti. Türkiye'nin bundan sonra da Rusya ile yakın işbirliğini ve diyaloğu devam ettirmesi gerekli. Bizim açımızdan Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Özellikle Irak'taki gelişmeler bunun ne kadar önemli olduğunu bir daha ortaya koyuyor. Çünkü yani bu işte özellik, federasyon filan bir basamak olarak kullanılıyor önümüzdeki dönemlerde bu ülkelerin parçalanması bakımından gibi bir tablo ortaya çıkıyor Irak'ta. O bakımdan tabii Suriye'nin toprak bütünlüğü de Türkiye açısından çok önemli. Türkiye açısından baktığında Türkiye
hem Suriye devriminin geleceği, bölgedeki insani krizin bir şekilde dindirilmesi ama bunun ötesinde Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği açısından da Kuzey Suriye çok önemli. Burada bir PYD'nin kantonlarını birleştirerek bir terör kuşağı oluşturmasını istemiyor. Bunu da engellemeye yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirmişti. Şimdi İdlib hamlesiyle bir şekilde İdlib eğer güvence altına alabilirse önemli bir adım atılmış olacak. Ama büyük resme baktığımızda Rakka gibi, Deir ez-Zor gibi kentlerin kimin tarafından kullanılacağı da bölgenin askeri anlamda geleceğinin belirlenmesi açısından çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye-Suriye Savaşı'nda yeni bir döneme girdi. Türkiye için öncelik YPG ve Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt hattının oluşmaması. Bu nedenle Türkiye bir yandan İdlib'deki gözlem gücü olarak o bölgedeki muhalifleri kontrol edecek, diğer yandan gözü Hatay'ın hemen yanı başındaki bölgede Afrin'de olacak. Suriye'de Türkiye ile Amerika deyim yerinde ise karşı karşıya. Amerika, DAEŞ'le mücadele çerçevesinde YPG ile işbirliğinden vazgeçmedi. Bu yapıyı silahlandırdı ve silahlandırmaya devam ediyor. Sonrasında ne olacağı belli değil. Rusya YPG'ye biraz daha mesafeli, İran'sa tamamen karşı. Suriye yönetiminin en azından belli bir süre Esad'la devam edeceği ortada. Ancak Esad'ın YPG ile ne yapacağı henüz belli değil. Türkiye, İdlib'e gözlem gücü göndererek Kürt hattının batı yakasındaki Afrin'i güneyden de kontrol edebilecek. Türkiye açısından İdlib'i hala belli ölçüde muhaliflerin nefes alabileceği bir boru olarak tutma kaygısı çok önemli bir yer tutuyor. Bunun yanında buradan eğer bir momentum yakalanırsa özellikle Tel Rifat bölgesine yönelik, yani YPG'nin elindeki Tel Rifat bölgesine yönelik olarak Türkiye hala bir tasarrufta bulunmak istiyor. Orada bir kendi dizaynını ortaya koymak istiyor. Ama benim şahsi kanaatim buradaki imkan çok da geniş değil. Hani Türkiye'nin bunu yapabilmesi, özellikle Rusya'nın oraya bir gözlem gücü çekme güç yerleştirmesinden sonra ve Rusya'nın onayı olmadan oradan Türkiye'nin bu Tel Rifat bölgesine bir operasyon yapmasını hani çok güçlü bir ihtimal olarak görmüyorum. Önemi bu bölgenin bizim engellemeye çalıştığımız, yani güneyimizin tamamen PYD tarafından kontrol edilmesi, Suriye ile olan sınırlarımızın tamamen PYD'nin kontrolünde olmasının engellenmesi bakımından da Türkiye açısından önemli. Hemen biliyorsunuz Afrin'in güneyindeki bir bölgeden bahsediyoruz. Hemen Afrin'in doğusunda da Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez ile Cevablus arasındaki bölge var ki burası tabii Özgür Suriye Ordusu'nun ve ılımlı muhalefetin kontrolünde olması bakımından daha problemsiz bir bölge Türkiye açısından. Tabii İdlib'in önemi aynı zamanda kuzeyin tamamen PYD'nin kontrolünde olmasının engellenmesi bakımından da önemli. Türkiye, Suriye krizinin ancak siyasi çözümle sona ereceğine inanıyor. Astana toplantıları sayesinde kaydedilen bu ilerlemenin sağladığı ivme, Cenevre toplantılarıyla Suriye'de siyasi geçiş sürecine çevrilmeye çalışılıyor. Suriye konusunda bugüne kadar ortaya konulan en önemli inisiyatif Astana süreci. Bu süreci Türkiye, Rusya ve İran yürütüyor. Şu ana kadar da başarılı oldukları söylenebilir. Daha önceki Cenevre süreci diplomatik alanda yürütülen bir çabaydı ve ilerleme sağlanamamıştı. Ancak Astana daha pratik ve alandaki gelişmelere paralel olarak yürüyor. Astana Rus, Cenevre Amerika patentli denebilir. Başarılı olan ülke veya ülkeler Suriye'nin geleceğinde de önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Eğer Astana süreci gerçekten sahici bir şekilde ilerlemeye devam ederse ben Suriye'de savaşın bitirilmesi konusunda gerçekten önemli bir şans ilk defa yakalandığını düşünüyorum. Çünkü İran'a da Türkiye'de Rusya'nın da rollerine baktığımızda Cenevre sürecinden farklı olarak sahada gerçekten savaşan gruplar üzerinde etkili unsurlar olduğunu görüyoruz. Şimdi sahada çatışma süreci sona ermiş durumda değil ve herkes sahadaki elde etmiş olduğu avantajı masaya yansıtmaya çalışıyor. Ne Rusya'nın tek başına istediği olacak burada ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasındaki model sahaya yansıyacak gibi. Astana ile Cenevre gittikçe birbirlerine yaklaşan
ama bir yandan da ciddi pazarlıklar içeren iki süreç haline gelmeye başladı. Aslına bakacak olursanız sahadaki gelişmelerin yürütülmesine ilişkin bir süreç iken Cenevre uzun vadede siyasi çözümün bulunabilmesine ilişkin bir başka süreç haline dönüştü. Bir yandan IŞİD, DAEŞ giderek askeri açıdan gücünü yitiriyor, diğer yandan Türkiye, Rusya ve İran'ın katkılarıyla belli bölgelerde çatışmalar azalıyor. Üç ülkenin mutabık kaldığı nokta, birden olmasa da barışı parça parça getirmek sanki. Bunun için bölge bölge ateşkes amaçlanıyor. Ateşkeslerin sorumluluğunu da üç ülke üstleniyor. Muhalifler ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak tüm bunların yanında ortada olan gerçek, Suriye'de tüm tarafların artık yorulduğu ve savaşın da sürdürülebilir olmaktan çıktığı. Rusya, Türkiye ve İran'ın taraf olduğu Astana süreci ilerliyor. Bu üç ülke Suriye'de farklı kesimleri temsil ediyor. Suriye haritasına bakıldığındaysa Suriye yönetimi son dönemde belirgin biçimde ilerliyor. Önemli yerleri muhaliflerin, IŞİD'in elinden alıyor. Muhalifler belli ceplerde toplanmış, kimilerine göre sıkışmış durumda. YPG de kuzeyi kontrol ediyor. Bazı yorumlar Suriye yönetiminin Rusya ve İran'ın desteğiyle ülkede üstünlüğü ele geçirdiği yönünde. Hatta savaşın olmasa bile çatışma durumunun yavaş yavaş sonuna gelindiği yorumunu yapanlar da var. Elbette savaşın sonuna doğru gidiyoruz ama bu savaşın bitmesi için daha çok vakit beklememiz gerekiyor. Tarafların birbirinden ayrı beklentileri var. Sahaya birçok gruba hala büyük miktarlarda silah aktarılmaya devam ediyor. Bunlar zaten çatışmanın süreceğinin en önemli göstergeleri. Öte yandan evet belli bölgelerde çatışma dinamiklerinde önemli bir düşüş var. Ve çatışma alanları belki daralıyor gittikçe ama henüz bitmeyen yerler var mesela İdlib gibi. Bu nedenle Suriye'de çatışmanın sonunun yakınlaşmakta olduğunu söyleyebiliriz ama henüz bittiğini ilan etmemiz için çok erken. Astana süreci herkesin içine sinmese de alanda bir ilerleme sağladığı görülüyor. Suriye'de hiç kimse yola çıktığı ilk noktada değil. Hemen herkesin yeni tehdit öncelikleri var. IŞİD hemen herkes için en öncelikli tehdit. Türkiye için YPG, Rusya için cihatçı örgütler, muhalifler içinse Esad aynı kategoride. Liste uzayıp gidiyor. Ama ortada olan DAEŞ'in askeri olarak ortadan kalkmasının ardından diğer bölgelerde de çatışma sayısının azalmasıyla birlikte Suriye'de bir barış olmasa bile silahların sustuğu dönemler yaklaşıyor gibi görünüyor. Rejim eğer savaşı devam ettirirse çok daha uzun yıllar devam edebilecek bir savaşla karşı karşıya kalacak ülke. Rusya'da, İran'da, Türkiye'de bunu gördüğü için Astana süreci üzerinden bir şekilde bu işi artık çatışma dinamikleriyle, askeri dinamiklerle değil, siyaseten çözme çabası içerisine girmiş durumdalar. Rejime karşı gerillavari savaş biçiminde uzun bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Yani Suriye'de yakın dönemde bir istikrar veyahut da post savaş dönemini veyahut da post kriz dönemini göreceğimizi sanmıyorum. Burada küçük çaplı veyahut da burada gerillavari yapılarla uzun bir süre daha karışık, iç karışıklığı devam eden, burada çatışmaların devam ettiği bir Suriye ile karşılaşacağız. Askeri kampanyaları belki sonuna geliniyor. Ama çünkü IŞİD yenilmiş olacak. Muhaliflerle işte rejim arasında zaten Astana'da bir ateşkes durumu ortada. Rusya çok hakim duruma gelmiş vaziyette. Rusya'nın istemediği bir çözüm Suriye'de çok zor gibi gözüküyor artık. Küçük küçük tabii çarpışmalar şurada burada mutlaka olacaktır. Engellemek çok zor gibi gözüküyor ama ateşkesin tuttuğu da yani genel olarak ateşkesin devam ettiğini de görüyoruz. Ama çözüm konusunda ümit var olmak için şu anda bir ışık yok. Yani siyasi çözüm olmadan da Suriye'de bir istikrarın ve devamlılığın söz konusu olmadığı mutlaka gözüküyor.
Suriye'de iç savaşın sonuna geliniyor mu? Bu soruyla birlikte savaş sonrası Suriye haritasının nasıl olacağı da önemli sorulardan birisi. Herkes Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunup korunamayacağını merak ediyor. Belli konularda farklı görüşte olsalar bile Türkiye, Rusya, Esad yönetimi, İran toprak bütünlüğünden yana. Zaten Astana ile başlayan ve bizzat alanda devam edecek olan mutabakat Suriye'nin geleceğinin inşası ve toprak bütünlüğü konusunda test niteliği taşıyor. Bu testin başarısı bir ülkeyi paramparça eden savaşın da sonu anlamına gelebilecek.